Şey, bir dakika. Şey bir söyle. Hafta itibaren. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ya dedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 17. lema 13. nota. Medar iltibas olmuş 5 meseledir. Birincisi, tarik-i hakta çalışan ve mücadele edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp harekatını ona bina ederek hataya düşerler. Edeb-ü Din ve Dünya Risalesi'nde vardır ki bir zaman şeytan Hazreti İsa Aleyhisselam'a itiraz edip demiş ki: "Madem ecel ve her şey kaderi ilahiledir, sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin." Hazreti İsa Aleyhisselam demiş ki: "İnne lillahi en yahtabira abdehu ve leyse lil abdi en yahtabira rabbehu." Yani Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki: "Sen böyle yapsan sana böyle yaparım. Göreyim seni yapabilir misin?" diye tecrübe eder. Fakat abdin hakkı yok ve haddi değil ki Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin: "Ben böyle işlesem sen böyle işler misin?" diye tecrübe vari bir surette Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı sui edeptir, ubudiyete münafidir. Madem hakikat budur, İnsan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. Mühim bir ders, evet. Çok mühim bir ders. İnşallah. 13. nota medar-ı iltibas olmuş olan 5 meseledir. Yani 5 mesele var. Karıştırılan, yanlış anlaşılan, karıştırılan 5 mesele. Artık birkaç okursa, bir ikisini okursun inşallah. İnşallah. 2 ve 3 okumaya çalışalım inşallah. Evet, bir. Birincisi tarik-i hakta çalışan Yani hak yolda çalışan insanlara imanın nurunu, İslam'ın güzelliğini uğraştırmaya çalışan, değil mi? Tebliğ görevini yapmaya çalışan kimseler. ve mücadele edenler. Yani bu manevi cihat olur işte. Bizimki manevi cihat. Anlattığı manevi cihattır. Bu görevi yapanlar. Yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp harekatını ona bina ederek hataya Ha, düşerler. kendi vazifesi ne oluyor? Bu tebliğ yapan insanların, İslam'ı anlatan insanların kendi vazifesini güzelce yapmak yani. Değil mi? Kendi vazifesini tebliğ. İslam ve imana muhtaç gönüllere ulaştırmak için tebliğatta bulunmak, anlatmak yani. Ayetlerde çok geçer ya, peygamberlerin hepsi için aynı şeyi ayette geçiyor ki sizin vazifeniz sadece tebliğdir yani. Peygamber üzerine tebliğden başka bir şey yoktur. Netice yaratmak, hidayet yaratmak Cenab-ı Hakk'a aittir. Bu manevi hastalıklar ve maddi hastalıklardan da bakabiliriz. Şöyle ki, diyelim bir tabip, bir doktor bir hastasını tedavi edeceği zaman ne yapacak? Ona en uygun ilaçları tespit edecek. Bu önemli, en uygun ilaçları. Usulüne göre de verecek yani. Günlerine kaç tane alacak değil mesela. Usulü de var bunun. Usul de var. İlaç yerinde olacak. Usul de sağlam olacak. İlacını takdim etti, hastasını içirdi mi? Gerisine daha karışamaz. Gerisine karışamaz. Şifayı vermek Allah'a aittir. Şimdi ilaçlar sağlam, bu hakikatler. Usulü de iyi kavrasak, usul de Risale'deki bütün layıka mektupları bu hizmeti yapmanın usullerini ortaya koyuyor. Usulünü ortaya koyuyor. Ve bir yerde üstadım bunu özetliyor. Nezzihane nazikane kavliyeyinle diyor. Vermek lazım bu hakikatleri. Bu şartlara riayet ederek inşallah ihlas ile tebligatımızı yaptık mı hidayeti vermek Allah'a mahsus yani. Kalplerde hidayet yaratmak Allah'ın işi, kullarına o görev verilmemiş yani. Fakat bazen diyor karıştırılıyor bu. Kendi görevini yapması, gerisine karışmaması lazım gelirken neticeye de karışıyor. Bu sefer netice olmayınca yeise düşebiliyor.
veya karşıya camında sert muamelede bulunabiliyor. Değil mi? Yanlış yollara girebiliyor. Yahut bunu siyasi alanda düşünürsek artık bu iş böyle tebliğli olmaz deyip silaha sarılma yoluna gidebiliyor. Böyle yapan ülkeler oldu İslam ülkelerinde. Elhamdülillah memleketimizde böyle bir şey olmadı ama bu da oldu yani. Hep buradan kaynaklanıyor yani. Kendi göreni yapacak, Cenab-ı Hakk'ın başına karışmayacak. Karıştı mı buradan yeisten, suizandan, karşı kırıp dökmekten, silahlanmaya kadar her türlü kötülükler buradan kaynaklanıyor. Evet. Bu iltibastan kaynaklanıyor. Evet. Evet. Edeb-i Din ve Dünya Risalesi'nde vardır ki, bir zaman şeytan Hazreti İsa Aleyhisselam'a itiraz edip demiş ki, madem ecel ve her şey kaderi ilahiledir, sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin. Şimdi burada iki nokta var önemli. Birisi Üstad Hazretleri kitabın ismini farklı vermiş. Kitabın ismi Edeb-i Dünya ve Din. Kitabın ismi. Fakat Üstad'ın o hassas ince ruhu dini ikiye atmaya razı olmamış. Onun için Edeb-i Din ve Dünya Risalesi'nde vardır ki demiş. Yani çok mühim bir incelik yani bu. Diğeri de şimdi mesela insan her şeyden ders alabilir değil mi? Evet. Yani bir büyük zat unuttum ismi yok da yani kitapta geçiyor ama ismi verilmemiş okuduğum kitapta. Bir büyük zat o noktaya nasıl geldiğini anlatıyor manevi makam olarak. İşte hayvanlardan ders almış, ibret almış. Mesela diyelim işte domuzun hırsı. Efendim söyleyeyim işte köpeğin efendim sadakatı, işte kuşların erken kalkması ve 4-5 hayvan sayıyor. Bunlardan diyor ders aldım, ben de erken kalktım. İlme karşı bir aşırı hırs gösterdim yani alaka gösterdim, hevesli oldum, aşırı hevesli oldum. İşte affetsin bir köpek nasıl sahibine yaklaşık ediyorsa, ayaklarında dolanıyorsa ben de ilim erbabının kapılarında işte mütevazı yani yıllarca işte talepte bulundum, onlara hizmet ettim. İki madde daha vardı. Böylece o şeye kavuştum diyor, bu noktaya geldim diyor. Ha bu niye dedim? Şimdi şeytanın bu hareketinden de bizim alacağımız bir ders vardır yani. Nedir o ders? Şeytan biliyor ki bu zat peygamberdir. İsmi sıfatlı muttasıftır. Ben bunu yoldan çıkaramam. Bunu biliyor değil mi? Evet. Yine de İsa Aleyhisselam'ı yoldan çıkarmaya çalışıyor. Yani sanki benim vazifem şeytanlık yapmak, gerisine karışmam diyor ya. Yani şeytan Hazreti İsa'dan, İsa Aleyhisselam'dan ümit kesmesiken biz efendim günahkar bir müminden yok da bu adam olmaz deyip hiçbir şey anlatmıyoruz yani. Ya buradan alacağımız bir derstir bu yani. Günahkar bir mümin ne kadar günahkar olursa olsun değil mi? Hidayet kapısı sonuna kadar açık kapanmamış ki. Bilmiyoruz ki hidayet kapısının kapandığını. Kalbinin mühürlendiğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O halde bizim vazifemiz anlatmaktır. Şeytan İsa Aleyhisselam'dan ümit kesmezken biz günahkar bir müminden nasıl ümit kesiyoruz? Değil mi? Böyle aklıma gelmişken antifanizm diyorlar işte. Allah razı olsun. Böyle demiş oldum. Konu dışı ama faydası olur inşallah. Evet. Evet. Bir zaman şeytan Hazreti İsa Aleyhisselam'a itiraz edip demiş ki, madem ecel ve her şey kaderi ilahiledir, sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin. Burada öğrendiğimiz bir başka ders de şu oldu. Şeytan genellikle kaderden insanları avlamaya çalışıyor. Onun için kader Risalesi, Üstad Hazretleri fevkalede elhamdülillah kalem almış. Bütün sorulara cevap verecek şekilde. Yani kader Risalesini çok iyi hazmedip inşallah muhtaç gönüllere ulaştırmamız lazım. Çünkü şeytan en çok kaderden giriyor. Evet. Ha, bu konuda bir hadis-i şerif de var. Hatımda kaldığı kadarıyla. Metin bilemiyorum tabii de. Manu olarak. Yani kader mevzuna çok derine dalmayın diyor Peygamberimiz. Evet. Çünkü geçmiş kavimlerin birçokları buradan yoldan çıktılar buyuruyor. Yani buradaki kadere çok derine dalmamak, çok incelikle girmemek deyince bunu da biraz açıklamak gerekiyor. O ki girdik. Evet. Yarım kalmasın.
Şimdi kader meselesini ilmi manada en derinlere kadar girebiliriz. Üstad girmiş. Yani Peygamberimizin yasağı buraya da taalluk etmiyor. Yani bizim irademiz dışında Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği birçok musibetler, hastalıklar, belalar, mahrumiyetler değil mi? Vardır ki işte biz bunun sırrını bilemeyiz, hikmetini bilemeyiz. İşte bunun en güzel örneği bu Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'la Hızır'ın seyahatinde anlatılıyor bize. Resulullah Efendimiz'in kader girmeyin dediği o mevzular yani. Kaderin ince sırlarına biz vakıf olamayız. Musa Aleyhisselam bile vakıf olamamış. Hızır Aleyhisselam'dan ders almış. Ama bu ihtiyacı duymuş. Onu ilmi ledün deniyor. İlmi ledün deniyor. Yani oralar çok girmeyin demiş Hoca Peygamberimiz. Yoksa kader bahsini ilmen incelemeyin, derinlemesine girmeyin demek değil. Üstad girmiş işte. Evet. Yani orada bir yanlış anlaşılma oluyor bazen de. Aklıma gelmişken söylemek istedim. Olabilir. Evet. Yani şeytan kaderden giriyor. Evet. İsa Aleyhisselam da oradan girmeye çalışmış. Evet. Madem ecel ve her şey kaderiyle yeridir, sen kendi az şu yüksek yerden bak nasıl öleceksin demiş. Evet. O ne demiş? İsa Aleyhisselam demiş ki yani. اِنَّ لِلّٰهِ اَنْ يَخْتَبِرَ عَبْدَهُ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ اَنْ يَخْتَبِرَ رَبَّهُ Yani Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki sen böyle yapsan sana böyle yaparım. Göreyim seni yapabilir misin diye tecrübe eder. Fakat abdin hakkı yok ve haddi değil ki Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin ben böyle işlesem sen böyle işler misin diye tecrübe vari bir surette Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı suyu edeptir, ubudiyete münafidir. Edep dışıdır, bir kula yakışmaz yani. Evet. Ubudiyete münafidir. Kul Rabbine karşı böyle diyemez yani. Evet, Cenab-ı Hak kulu imtihan eder. Ama kul abdini haşa imtihan eder bari, ben şöyle yapsam sen böyle yapar mısın diyemez. Ben isteyen etsem, dedim ya cehennem hak etmiştir artık. Yani sen beni cehenneme koyar mısın? Koyar. Ben şu zehri içsem, sen beni öldürür müsün? Öldürür. Cenab-ı Hakk'ın şeriatına muhalefet ettin mi? Nasıl Kur'an-ı Kerim'deki vaaz edilen ilahi şeriata uymayanlar cezalarını buluyorlar. Dünyadaki şeriata da fıtri kanunlara, ustadımız şeriatı tekviniye diyor. Bunlar da uymayan dünyada cezasını görür. Burada Cenab-ı Hak acaba nasıl eder diye düşünülmez. Kanun var ortada çünkü. Kanun var ortada. Evet. Kanun uymayan cezasını görür. Yumuşak, sert yumuşağı ezer. Böyle bir kanundur değil mi? Ben kafamı duvara vurayım, bakın bir şey olacak mı? Olur. Değil mi? Evet. Onun için kainette konulan kanunlara uymayan, bu ustad inşallah bir gün okuruz nasip olursa. El-Hakkı Yavru bahsi var. Sözlerin sonunda, lema kısmında. Orada ustad onu 4-5 cihet izah ediyor, 4 cihet izah ediyor. İnşallah bir gün okuruz. Evet. Evet, meşhurdur ki bir zaman İslam kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu müteaddit defa mağlup eden Celaleddin Harzemşah harbe giderken vizerası ve etbaına demişler. Sen muzaffer olacaksın. Cenab-ı Hak seni galip edecek. O demiş, ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. Ne güzel. İslam kahramanı diyor. İslam kahramanı. O tabir miyim? Maşallah. Elhamdülillah. Ya İslam kahramanı. Mesela bütün efendim söyleyeyim şefaatlerini talep ederek yad ettiğiniz bütün büyük zatlar hep İslam kahramanıdır manevi sahada. Aynen. Değil mi? İşte Celal-i Harzemşah gibi, Sultan Fatih gibi, Selim gibi birçok zatlarda maddi sahada İslam kahramanıdır. Buna ırkına bakılmaz bunlar. Hepsi İslam kahramanıdır. Evet. Ne güzel ya. Yani ırka da burada üstad bir ima etmiş oluyor yani. Evet. Esas olan İslam'dır yani. Evet. Mesela biz birçok üstadları Fatiha'mızı Allah kabul etsin. İsmi zikrediyoruz ama aklıma gelmiyor ki acaba hangi ırktandır? Evet. Hangi ırktan olursa olsun. Evet. Bunlar İslam büyüğüdür. Mürşitlerimizdir. Değil mi? Çok insan imanına vesile olmuş. Evet. İslam büyükleridir. Burada ırk, millet meselesi yoktur. Evet. İşte o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. Evet.
harbe giderken ne diyor? Benim görevim cihat etmektir. Bunun şartlarını yerine getirmek, ona göre ordu hazırlamak, harp usullerine riayet etmek. Bunlar esbab-ı tevessül. Bunları yapacağım, mecburum. Yaptım mı? Az önce verdiğiniz örnekte olduğu gibi. İlaç içtim mi? Şifaya karışmam. Ben de bunu yaptım mı? Bu zafer olmuyor, karışmam. O Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Evet. O onun vazifesi. Evet, insanın elindeki cüz-i ihtiyarıyla işledikleri efallerinde Cenab-ı Hakk'a ait netacı düşünmemek gerektir. Mesela kardeşlerimizden bir kısım zatlar halkların Risale-i Nur'a iltihakları şeklerini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor, dinlemedikleri vakit zayıfların kuvve-i maneviyeleri kırılıyor, şevkleri bir derece sönüyor. Hep bu tarz çok imalı şeyler var. Yani. Çok işaretlerine gidiyoruz. Burada da dersin ana istikameti dışında yan manalar da var değil mi? Evet. Yani burada yan mana ne? Yani Üstad bize demek istiyor ki, diyor ki daha doğrusu, biz anlayalım bu şekilde. Siz hizmet yaptınız mı? Efendim, neticeye karışırsanız, millet bizi dinlemedi diye üzülürseniz, rahatsız olursanız zayıf nur terbiyesiniz. Zayıfların kuvve-i maneviyesi kırılıyor diyor ya. Evet. Yani siz zayıf mısınız, kuvvetli misiniz? Üstad bir ölçü verir bize. Maşallah. Hizmeti yaptınız mı? Neticeden yani istediğiniz netice hasıl olmayınca rahatsız oluyorsanız demek ki zafiyetiniz var. Yani. Değil mi? Bir evet. Ölçü verir bize. Ölçü. Bir hasta, bir neşter vuruyor bize yani. Maşallah. Evet. Zayıfların kuvve-i maneviyesi kırılıyor. Şevkleri bir derece sönüyor. Şevkleriniz sönüyorsa şevkiniz bir derece. Evet. Demek ki Cenab-ı Hakk'a ait vezaife bina etmiş oluyorsunuz hizmetinizi. Evet. Ve bir yanlışlık yapıyorsunuz. Cezası olarak da moraliniz bozuluyor. Efendim, yeise düşüyorsunuz, ümitsizleşiyorsunuz. Evet. Kuvve-i maneviniz kırılıyor. Yeis demiyorum da. Evet, peki. Halbuki üstad-ı mutlak, muktedai kül, Resulullah Efendimiz, rehberi ekmel olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, muktedai kül, ne güzel. Her hususta iktidar edilecek yegane rehber. Muktedai kül. O demek yani. Rehberi, üstad-ı mutlak, rehberi ekmel olan, rehber ekmel olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ve ma'aler rasul illel belag olan ferman-ı ilahiyi. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de de kaç sefer geçiyoruz sayesini bilmiyorum. Çok peygamber için Cenab-ı Hak bu kelamı onlara şey yapıyor yani. Peygamberine vahyediyor ki senin görevin sadece tebliğdir. Evet. Ve ma'aler rasul illel belag. Resul üzerine tebliğden başka bir görev düşmez. Yapacağı şey, tek şey tebliğdir. Yani bu ferman-ı ilahiyi peygamberimiz de kendine rehber mutlak ederek insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sahi gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Şimdi dinlemiyor mu? Demek ki daha çok çalışmamız lazım. Evet. Değil mi? Daha çok çalışmamız lazım. O ki dinlemiyorlar deyip vazgeçemeyiz ki. Bir köşeye çekilemeyiz. Evet. Çünkü İnneke la tehdi men ahbabte velakinne Allah yehdi men yeşâ. Sırrıyla anlamış ki. Usta dedi her derse hepsi ayetlerin mucize de yani her derse örnek olarak aldığı ayetler tam o dersi aydınlatıyor. Evet. İnneke la tehdi men ahbabte. Sen sevdiğine hidayet edemezsin. Ya? Velakin Allah yehdi men yeşâ. Velakin Allah dilediğine hidayet verir. Maşallah. Evet. Sırrıyla anlamış ki insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Yani bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam Resul Efendimiz hakkında bu. Amcasının hidayete gelmesini arz ediyor da işte bu ayet nazil oluyor. Allah. Evet, Allah'ın en büyük peygamberi Cenab-ı Hakk'ın. Yine Cenab-ı Hak sen hidayet veremezsin, hidayet benmişim. Öte Hristiyanlar da papaz günah affediyor. Aradaki açıyı görüyor muyuz? Evet. Ne kadar büyük bir açı var. Ya. Burada peygamber günah affediyor, hidayete vesile olamıyor. Hidayet veremiyor diyelim. Evet. Vesile oluyor da hidayet veremiyor. Hidayet Allah'ın işi. Evet. Ötede bir papaz günah affedebiliyor. Evet. Çünkü Cenab-ı Hak birdir. Amin. Zatında bir olduğu gibi efalinde de birdir.
Değil mi? Evet. La havle kuvvete illa billah olduğu gibi ondan başka kimse kuvveti kudret yoktur. Kudret sıfatında şerik olmadığı gibi hidayete de şerik yoktur. Hidayete de şerik yoktur. Şifada da şerik yoktur. İlahir. Yani tevhid inancının içinde var bunlar hepsi. Tevhid sadece Allah'ın varlığını bir bilmek değil. Bu esas ama bunun yan dalları var tabiri caizse. Cenab-ı Hakk'ın mülkte de şeriki yoktur. Dediğim gibi şifada da şeriki yoktur. Rızıkta da şeriki yoktur. Rızkı veren ancak odur, şifa veren ancak odur, hidayet veren ancak odur. Peygamberler dahil kimseye hidayet yetkisi verilmemiş. İşte tevhid inancı bu. Böyle olur yani, din böyle olur yani. Maşallah. Allah inancı böyle olur. Yani. Evet. Doktorlar ne oluyor o zaman burada? Onlar sebep işte, vesile. Sebep. Vesile tabii sebep. Vesile. Peygamberler hidayete vesile, doktorlar şifaya vesile. Yani. Değil mi? Evet. Yani mesela bir adamın yanında çalışıyoruz, ücret alıyoruz, gidip evimize bir şey alıp yiyoruz değil mi? Evet. Ama rezzak biliyoruz ki Allah'u değil. Aynen. Cenab-ı Hak onu vesile etmiş. Evet. O neyle bana veriyor? Mesela elmayı ağacın eliyle veriyorsa, değil mi? Benim işte maaşımı da devlet eliyle veriyor. Ama ben maaşı yemiyorum ki. Maaşın kendisini yemiyorum değil mi? Evet. Ondan gidip ne alıyorsam onu Allah yaratıyor. Aynen. Yani maaş parayı, maaş bir şey yedirmiyor adamı. İnsan altın yiyebilir mi? Yiyemez. Kağıt para hiç yiyilmez zaten. Evet. İğrenç bir şey değil mi? Evet. Ondan ne alıyorsa onu Allah yaratıyor. Aldığımız para bize yapılan hizmetin karşılığı. Nasıl bir adam hizmet ediyor size, bir ücret veriyorsunuz. Bize devlet hizmet ediyoruz, bize maaş veriyor. Değil mi? Evet. O hizmetin karşılığı, rızkın karşılığı değil. Değil. Rızk, rezzak ancak Allah'tır. Hidayet de böyle işte. Evet. Allah razı olsun. Evet. Öyleyse, işte ey kardeşlerim, siz de size ait olmayan vazifeye harekatınızı bina etmekle karışmayınız. Karışmayınız. Ve halıkınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız. Yani o zaman tecrübe vaziyeti... Yani ben bu eseri okuyayım bakayım Cenab-ı Hak hidayet verecek mi bu insanlara? Biz karışmıyoruz. Yani. Biz okuruz sadece. Evet, okuruz. Acaba verecek, vermeyecek mi? Buraya karışmayız. Evet. Çünkü ayette geçiyor ya, hidayet edecek ancak Allah bilir. Yani evet. en iyi o bilir. O demin okunduğu ayet kerim, devamı da o geliyor. Evet. Sen sevdiğin hidayet veremezsin, Allah verir. Ancak hidayet verir. Devamında da hidayet edecekleri ancak Allah bilir. Yani tabii. Evet. Kimin kalbinde hidayet yaratacağını Allah bilir. Evet. Tabii. Yani toprak şey olacak. Yani. Ekiyorsun mesela, tohum ekiyorsun ama diyelim kuma ekiyorsun. Orada bir şey bitmeyebilir yani. Evet. Toprak da müsait olacak. Evet. Değil mi? Ama biz anlatacağız. Evet. Bir toprağı bilemeyiz. Evet. Bunu hidayet bitir bitmez mi bu adamda? Bilemeyiz biz onu. Evet. Ama Cenab-ı Hak biliyor ama. Değil mi? Amen. Tabii. Bizim vazifemiz. Buyur. Bizim vazifemiz. Biz olsa anlatmak. Anlatmak. Biz ekeceğiz biz. Maşallah. Biter bitmez oraya karışmıyorsa. Evet. 5 dakika var ama bir ders okuyalım. Bir oku bakalım. Evet. Biraz gideriz. Bismillahirrahmanirrahim. Az kısa gideriz. İkinci mesele ubudiyet, emri ilahiye ve rıza ilahiye bakar. İbadet, ubudiyet, kulluk. Allah emrettiği için yapılır. Nefse de Allah'ın rızası beklenir. Ubudiyetin dahisi emri ilahi. Sebebi, esası. Emri ilahi ve neticesi rıza-i haktır. İşte niye ibadet ediyoruz, niye namaz kılıyoruz? Allah rızası için. Değil mi? Namaza başlarken niyetim Allah rızası için. Bitti. Neticesi rızayı hak. Semaratı ve fevaidi uhreviyedir. Faydası ahirete aittir. Fakat ille-i gaye olmamak hem kasten istenilmeme şartıyla dünyaya ait faydeler ve kendi kendine tereddüt eden ve istenilmeyerek verilen semereler ubudiyete münaf olmaz. Bu münaf olmaz. Yani Üstad buyuruyor ya, İslam'ın hizmeti yapanların Cenab-ı Hak maaşiyetlerine de bereket veriyor, evet. Genişlik veriyor. Evet. Tecrübeye sabit bu. Evet. Ama biz maaşiyetinde genişlik olsun diye hizmet etmeyiz. Evet. Yani hizmeti niye yaparız? Allah rızası evet. için. Evet. Yaparız da biz istenilmeden, biz talip olmadan evet. Cenab-ı Hak lütfuyla bu tip bizi belalardan muhafaza eder, günahlarımıza kefaret olur, kazalardan bizi inşallah sadaka olarak muhafaza eder.
İşte dediğim gibi maişetimize bereket olur, genişlik olur. Onunla karışmayız biz. Belki zayıflar için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Ha, yine zayıfları koydu Ustaz burada. Kuvvetler karışmazlar bu işe. Ben Allah'ın mülküyüm. Ben de dilediği gibi tasarruf eder. Ben karışmam. Yapıdır. Eğer o dünyaya ait faydalar ve menfaatler o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüzü olsa o ubudiyeti kısmen iptal eder. Belki o hasiyetli bir de akın bırakır, netice vermez. İşte bu sırrı anlamayanlar. Bu çok önemli burası, evet. Mesela yüz hasiyeti ve faydası bulunan Evrad-ı Kusiye-i Şah-ı Nakşibendi'yi veya bin hasiyeti bulunan Cevşen-ül Kebir'i o faydaların bazılarını maksudu bizzat niyet ederek okuyorlar. Şimdi Cevşen okunuyor. Cevşen'de ne var? Resulullah Efendimiz Cenab-ı Hakk'ı bin esmasıyla, bin vasıfla tavsif etmiş değil mi? Evet. Ve peşine de hemen neyi talep etmiş Cenab-ı Hak'tan? Nardan halas olmayı. Ecine minanlar, hadisine minanlar, necine minanlar. Cevşen bunun için okunur. Cenab-ı Hakk'ın esmasını zikretmek için ve bu esma hürmetine de nardan halas olmak için. Cevşen bunun için okumuş Peygamberimiz. Biz de bunun için okuyacağız. Öyle mi? Evet. Ha, yoksa Cevşen okuyayım, başıma bir sıkıntı şey gelmesin. Kaza bela gelmesin. Evet. Ve seyahate çıkıyoruz. Evet. Hani şimdi bunun için okudun mu? Olmaz diyoruz. Evet. O zaman Allah razı olsun değil de kaza baştan kaza gelmemesi için okumuş oluyoruz. Evet. İşte mesela Şahin Okşibendi Hazretleri'nin şu birini şu kadar okuyan mesela da şöyle manevi haller olur mesela. Evet. Adam bin defa okuyor, hiç de bir hal olmuyor. Evet. Niye olmuyor? Onu maksudu bizzat yaptı o işi. Evet. Yani Allah rızası için değil de evet. O faydayı görmek için, okuduğu için evet. Cezalıkta fayda görmüyor. Evet. Yani çok mühim bir şey yani. Evet. Yani çok insanların çoğu bu işi karıştırıyor. Dedi ya, meda iltibas olmuş beş evet. Meseledir. Bunu çok insan karıştırıyor bunu. Evet. Evet, işte bu sırrı anlamayanlar, mesela yüz hasiyeti ve faydası bulunan Evrad-ı Kusiye-i Şah-ı Nakşibendi'yi veya bin hasiyeti bulunan Cevşen-ül Kebir'i o faydaların bazılarını maksudu bizzat niyet ederek okuyorlar, o faydaları göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Yoktur. Bunlar kabir ziyaretleri de buraya girer. Kabir ziyaretleri de. Yani büyük bir zatın kabrini ziyaret ediyoruz. Niye? Allah katında makbul bir insandır. Allah rızası için gideyim orada iki rekat namaz kılayım. Değil mi? Hı. Dersin gidersin. Hı. O zatın da hürmetine bazı şeyleri talep edebilirsin. Evet. Değil mi? Ama sanki orada yatan zat ona himmet ediyormuş gibi, işini sanki o görüyormuş gibi bir mana ismiyle tabiri caiz. Ustan dediği gibi baktık mı o faydayı göremeyiz. Yani orada ölçü kaçıyor. Peki, evet. Çünkü o faydalar o evratların illeti olamaz. Hı. Ve ondan onlar kasten ve bizzat istenilmeyecek. Çünkü onlar fazlı bir surette. Allah lütfundan verirse başka verir. Fazlı bir surette. O halis virde talepsiz tereddüt eder. Hayır, Allah rızası için yaptığın o virde sen o faydayı talep etmeden Cenab-ı Hak lütfundan verebilir. Aynen. Talepsiz tereddüt eder. O halis virde. Evet. Şartı bir de halis olacak. Evet. Bir de talep etmeyeceksin. Evet. Allah rızası için yapacaksın. Evet. O zaman ona bir fayda tereddüt edebilir. Onları niyet etse ihlası bir derece bozulur. Bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer. Hı. Yalnız bu kadar var ki böyle hasiyetli evradı okumak için zayıf insanlar bir müşevvik ve müreciye muhtaçlar. Yani teşvik olarak. Evet. Mesela teşvik ediyorsun ki bak şu kadar oku. İnşallah başına hiçbir musibet gelmez. Değil mi? Teşvik ediyorsun adamı. Onun için okuyor ama niyeti baştaki Allah rızası için. Ya Rabbi sen rızan için ben bu verdi okuyorum diyor. Evet. Demek ki evlat rıza için okumak şartıyla teşvik manasındaki sözler bu işe münafi değildir. Yani. O faydaları düşünüp şevke gelip evradı sırf rızayı ilahi için fayda düşünebilir, şevke gelebilir. Ama evrak okurken sıfır rızayı ile işini okuyacak. Ahiret için okuza zarar vermez. Hem de makbuldür. Hı. Bu hikmet anlaşılmadığından
çoklar aktaptan büyük kutuplardan ve selef-i salihinden mervi olan faydaları görmediklerinden şüpheye düşer, hatta inkar da eder. Peki, tamam. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavatı.